والإيمان بالنور والإيمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستعيذ بالله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Kardeşler, geçen haftadan itibaren biliyorsunuz tevhid müdafası diye bir derse başlamış olduk. Ve geçen hafta da kısa olaraktan size hatırlatmıştım. Yine söyleyeyim inşallah. Demiştim ki Allah Azze ve Celle'nin bize lütfettiği ve elimizde bulunan en büyük nimet bizim yanımızda tevhiddir. Bundan ötürü de inşallah tevhide yönelik oluştuğunu düşündüğüm şüpheler veyahut da birilerinin oluşturmuş olduğu şüphelere yönelik bunları müdafaa etmek, bunlara cevap vermeniz benim üzerime en azından Allah'ın bu nimetine şükür olarak farz olduğuna inanıyorum. Ve bunu da inşallah yapacağımı söylemiştim. Geçen dersimizde neden böyle bir şey yaptığımızın delillerini anlatmıştım. Bugünkü derste inşallah Allah Azze ve Celle izin verirse konuların tafsilatına girmeden önce usul nasıl olmalıdır onu anlatacağım sizlere, onu paylaşacağım. Şimdi siz de biliyorsunuz ki kardeşler, bizim Türkçede de deyim haline gelmiş, usulsüzlük beraberinde usulsüzlüğü getirir. Yani bir insan meselelere yaklaşırken sağlam bir usule sahip değilse, elinde sağlam bir usul yoksa, yaklaşmış olduğu meselelerde ortaya çıkan netice hiçbir zaman sağlam olmayacaktır. Ondan dolayı evvela meseleleri konuşmadan önce meselelere nasıl yaklaşmamız gerektiğine dair bir usul belirlememiz lazım. Bundan kastım da şudur kardeşler, usulden kastım. Herhangi bir mesele bize arz olduğunda veya güncel olarak herhangi bir mesele ortaya çıktığında biz bu meselenin hükmünü, bu meseleye muhalefet eden insanların hükmünü tespit ederken ne yapacağız? Önce nereye bakacağız? Önce hangi kaynakları ele alacağız? İnşallah bugün değineceğim konu Allah'ın izniyle budur. İlk olarak kardeşler, Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle Nisa suresinde diyor ki يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اَطِيعُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاُولِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ. Ey iman edenler! Allah'a itaat ediniz, Resulüne itaat ediniz ve sizden olan emir sahiplerine de. Biz buradan anlıyoruz ki kardeşler, Allah Azze ve Celle bizi kendine itaate davet ederken bir sıralama yapmış. Bu sıralama bize şunu söylüyor. Evvela Allah'ın kelamına bakacaksınız, Allah Azze ve Celle'nin söylediğine itaat edeceksiniz. Ondan sonra ikinci sırada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüne bakacaksınız, ona itaat edeceksiniz. Ondan sonra sizden olan emir sahiplerine de itaat edeceksiniz demiyor, dikkat ederseniz Allah Azze ve Celle. Yani sözüne başvuracağınız, kendisine ittiba edeceğiniz alimleriniz veyahut da sizi yöneten yöneticileriniz. Çünkü emir sahiplerini İbn Abbas bu şekilde tefsir ediyor. Ulul emir ya alimlerdir veyahut da bunlar alimlerdir diyor. Öyleyse emirlerin sözüne kulak verdiğimizde veya alimlerin sözüne kulak verdiğimizde bakacağız. Eğer bunların sözü Allah'ın ve Resulünün sözüne uyuyorsa onların sözünü de üçüncü sıraya koyacağız. Fakat müstakil olarak veya Allah ve Resulüne muhalefet ettiklerinde
onların sözlerinin hiçbir değeri yoktur. Bakın kardeşler, İmam Bukhari Müslim başta olmak üzere birçok kaynakta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın veda hutbesini bize aktarıyorlar. Ben size İmam Müslim'deki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın konuşmasını aktaracağım. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam veda hutbesi çok önemlidir. Niye? Çünkü kendinden sonra ümmetin hafızasında kalmasını istediği şeyleri Aleyhisselatü Vesselam veda hutbesinde kodlamıştır. Yani 23 yıllık bir davet var ve bu 23 yıllık davetin sonucunda neyin insanların aklında kalmasını istiyorsa Aleyhisselatü Vesselam en son onu söylemiş ve canını da bunun üzere vermiştir. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, اِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَادَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا. Sizin kanlarınız, sizin mallarınız, sizin namuslarınız birbirinize haramdır. İçinde bulunduğunuz bu haram ay gibi, üzerinde bulunduğunuz bu toprak gibi, üzerinde bulunduğunuz bu belde gibi. Nasıl bunlar haramsa, sizin kanlarınız, canlarınız, ırzlarınız da birbirine aynı şekilde haramdır. Sonra diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ اَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُعُ. Dikkat edin, cahiliyeye ait olan ne varsa benim iki ayağımın altına konulmuştur. Yani Aleyhisselatü Vesselam bize diyor ki cahiliye ihya etmeyin. Ben cahiliye 23 sene boyunca uğraştım, ayaklarımın altına aldım. Siz cahiliye ihya etmeyin. Cahiliye kanları ayağımın altındadır. Cahiliye faizi ayağımın altındadır. Kadınlara dikkat edin. Kadınların hukukunu bize aktardıktan sonra son olarak Aleyhisselatü Vesselam dedi ki تَرَكْتُ ف۪يكُمْ لَنْ تَدِلُّ بَعْدَهُ اِنْ يَعْتَصَدْتُمْ بِهِ. Size öyle bir şey bıraktım ki eğer ona yapışırsanız benden sonra sapıtmayacaksınız dedi Aleyhisselatü Vesselam. Size öyle bir şey bıraktım ki eğer ona yapışırsanız benden sonra sapıtmayacaksınız. Bir, kitab Allah. Allah Azze ve Celle'nin kitabıdır. Dikkat edin kardeşler, Peygamber benim sünnetim demiyor, başka bir şey söylüyor. Diyor ki, kıyamet gününde benden sorulacaksınız. Ne söyleyeceksiniz? Yani Allah Azze ve Celle size soracak, Muhammed size geldi mi? Siz benim hakkımda ne söyleyeceksiniz? Şahitlik edeceğiz ki sen bize bildirdin, sen bize ulaştırdın ve sen bize nasihat ettin. Mübarek parmağını semaya kaldırdı, Allah'ım şahit ol, Allah'ım şahit ol, Allah'ım şahit ol dedi. Bakın kardeşler, burada Aleyhisselatü Vesselam bize aslında şunu söylüyor. Size bir şey bıraktım, ona tabi olursanız sapıtmazsınız derken, onun dışındakilere tabi olursanız sapıtırsınız diyor aslında. Yani bize Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yol gösteriyor. Hani sapıtmak istemiyorsanız benden sonra, bunun yolu bellidir. Benim bırakmış olduğum kitaba ve Allah'ın kıyamet gününde size soracağı bana, beni dinleyeceksiniz diyor Aleyhisselatü Vesselam. Burada aynı zamanda şuna da vurgu yapmış oluyor, zımnen tabi. Kıyamet gününde Allah size iki şeyden başka hiçbir şeyi sormayacak. Sorulmayacağınız şeylerin peşine düşüp boşuna ömrünüzü zayi etmeyin diyor Aleyhisselatü Vesselam. Yani mesela örnek veriyorum, sen kıyamet gününde dirildin. Allah Azze ve Celle sana sormayacak. İmam Nevevi bu konuda ne demiş? İbn-i Teymiye bu konuda ne demiş? Haberin var mıydı? Hafız İbn-i Hacer bu konuda ne demiş? Allah Azze ve Celle kimseye böyle bir soru sormayacak. Allah'ın bütün insanlığa soracağı soru bellidir. Benim kitabım sana geldi mi? Benim kitabımı sana ulaştıran Resul geldi mi? Madem kıyamet gününde sadece iki şeyden hesaba çekileceğiz kardeşler, öyleyse dünya hayatında da sadece iki şeye tabi olmamız lazım. Aksi halde harcanan bütün vakitler zayi edilmiş olan vakitlerdir. Bakın kardeşler, bu konuda size İmam Ahmed'in, Ebu Davud'un, Tirmizi'nin ve daha birçok hadis kaynağını rivayet ettiği meşhur Muaz hadisini hatırlatacağım. Bu Muaz hadisi, biraz sonra söyleyeceğim bu hadis, alimler arasında ihtilaf edilmiş. Bazı alimler bunu zayıf kabul etmişler, onu belirteyim inşallah. Fakat cumhur-u ulema ya bunu sahih kabul etmiş veyahut da bu hadisi senedini zayıf kabul etmekle beraber içinde geçen manalara diğer naslar da delalet ettiğinden dolayı alimler bu hadisi sahih kabul etmişler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Muaz'ı Yemen'e gönderirken, biliyorsunuz yani bu söyleyeceğim kısmı Bukhari ve Müslim'de, Muaz Yemen'de ehli kitap olan bir kavme davet yapmaya gidiyor. Şimdi ehli kitap kavim ne demek? İlim ehli bir kavim demek. Yani böyle bedevinin şeyi gibi, Arap'ın bedevisi gibi meseleleri anlamayan insanlar değil. Muaz'a sorular soracaklar, Muaz'la tartışacaklar. Aleyhisselatü Vesselam bunu bildiği için Muaz'a diyor ki kardeşler, كَيْفَ تَقْدِي اِذَا عُرِدَ عَلَيْكَ قَضَاءٌ. Sana bir mesele geldiğinde nasıl hükmedeceksin ey Muaz?
sana birileri soru getirdiğine nasıl hükmedeceksin? Akdi bi kitabillah. Allah'ın kitabı ile hükmedeceğim dedi. فَاِنْ لَمْ تَجِدْ ف۪ي كِتَابِ اللّٰهِ. Peki Allah'ın kitabında bulamazsan ne yapacaksın ey Muaz? فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللّٰهِ dedi. Allah Resulünün sünnetiyle hükmedeceğim dedi. فَاِنْ لَمْ تَجِدْ ف۪ي سُنَّةِ رَسُولِ اللّٰهِ. Peki Allah Resulünün sünnetinde de bulamazsan ne yapacaksın ey Muaz? Muaz işte orada dedi ki اَجْتَهِدُ رَأِي وَلَا آلُوا. Kendi görüşümle hükmedeceğim, iştihad edeceğim ve hiç de umursamayacağım dedi. Aleyhissalatu vesselam elini Muaz'ın omuzuna koyup dedi ki elhamdülillahillezî veffaka rasûle rasûlillâhi limâ yardâ rasûlullâhi. Allah'a, Allah'ın rasûlünün rasûlünü hakka muvaffak kılan, Allah rasûlünün razı olacağı şeye muvaffak kılan Allah'a hamdolsun. Yani Allah rasûlü Muaz'ın bu usulünden razı olduğunu kaydediyor bütün sahabesinin yanında. Önce Allah'ın kitabı yoksa eğer onda, dikkat edin buraya, yoksa eğer onda Rasulünün sünneti, onda da yoksa artık sana kalmış. Onda da yok ise mesele artık sana kalmış. Ve Allah Resulü bu usulden razı olduğunu söylüyor. Şimdi burada belki kardeşler sizin aklınıza hemen şöyle bir soru gelir. Diyebilirsiniz ki hocam, geçen derste de anlattınız. Yani biz Kur'an'ı ve sünneti selefin fehmiyle anlayan insanlarız. Allah çünkü bizden bunu istiyor. Onların fehmine ittiba etmemizi bizden istiyor. Şimdi selef bu konuda nasıl yapmış? Yani bir konu önlerine geldiğinde, güncel bir vaka önlerine geldiğinde bu konuyu araştırırken nasıl davranmışlar? Evvela size Ebu Bekir radıyallahu anh'tan bir örnek vereyim. İmam Darimi süneninde, mukaddimesindeki İmam Darimi'nin süneni kardeşler, mukaddimesi aslında ehl-i sünnetin olaylara yaklaşırken usulünü anlattığı bir bölümdür. Yani ittiba konusunda nasıl davranmamız gerektiğini anlatan bir bölümdür. Orada Meymun İbn-i Mihran diyor ki, Ebu Bekir radıyallahu anh'ın önüne bir olay geldiğinde, Ebu Bekir radıyallahu anh'ın önüne bir olay geldiğinde Allah'ın kitabına bakardı. Eğer Allah'ın kitabında bulursa onun ile hükmederdi. Allah'ın kitabında bulmazsa sünnete bakar ve insanlara sorardı. Ey insanlar, bakın burada dikkat edin. Allah'ın kitabını sormuyor. Çünkü Allah'ın kitabını her Müslüman bilmek zorundadır. Allah'ın kitabı usuldür. Allah'ın kitabı konusunda sahabeleri toplayıp şu konuda ayet bilen var mı? Sormamış sahabe. Fakat söz konusu sünnet olduğunda sormuş. Peki Allah Resulü'nün bu konuda hükmünü bilen var mı? Demiş. Eğer onlar hayır bu konuda sünnet bilmiyoruz derlerse Ebu Bekir salihlerin hükmüyle hükmederdi. Yani bütün sahabenin görüşü bir konuda ittifak ederse icma demiş olduğumuz şey bunun ile hükmederdi. Bu da olmazsa kendi bildiğiyle hükmederdi. Aynısı Ömer için geçerli. İmam Nesai Kada kitabında Ömer radıyallahu anh'ın kendi atadığı kadılardan biri olan Şurayh'a yazdığı mektubu anlatıyor. Ömer radıyallahu anh diyor ki ey Şurayh, Allah'ın kitabı ile hükmet. Yani önce Allah'ın kitabı. Şayet bulamazsan, bakın bu ifadelere dikkat edin kardeşler. Allah'ın kitabında bulamazsan öyleyse Resulünün sünnetiyle hükmet. Onda da bulamaz isen eğer, o zaman insanların şeylerini topla, insanların senden önceki salihlerin hükmettikleri şekilde hükmet, ondan sonra sana kalmıştır diye. Aynısını İmam Nesai İbn-i Mesud'dan da naklediyor kardeşler. Uzatmayacağım size. Aynı lafızlarla İbn-i Mesud söylüyor. Aynısını İbn-i Abdülber, Câmi'ül Beyan-ül İlmi ve Fadlihi kitabında aynısını İbn-i Abbas'tan naklediyor. Abdullah İbn-i Yezid, İbn-i Abbas'ın fetva usulünü anlatırken aynısını ondan da aktarıyor. İbn-i Ömer radıyallahu anh'a ilim nedir diye sorulduğunda diyor ki el-ilmu felâte. İlim üç şeydir. Kitabun natikun ve sünnetun madiyetun ve la edri. Konuşan bir kitap, Allah'ın kitabıdır ilim. Başka ve sünnetun madiye ve devam eden sünnettir, aleyhissalatu vesselamın uygulamalarıdır. Başka ve la edri. Bu ikisinde yoksa da bilmiyorum demektir. İlim bu ikisinde yoksa da bilmiyorum demektir. Şimdi ben size bunu niye anlattım kardeşler? Belki diyeceksiniz hocanın normalde usulü de değil böyle peş peşe rivayet sıralasın bize. Şunun için anlattım. Rabbani alimler, cihat alimleri, bilmem ne alimleri falan. Bizim selefimizde böyle bir usul yok. Bizim kitabımızın bize gösterdiği, bizim peygamberimizin bize gösterdiği, bizim selefimizin kitaptan ve sünnetten fehmettiği şudur ki bir mesele önümüze geldiğinde önce Allah'ın kitabına bakarız. Allah'ın kitabında varsa vardır. Ondan sonra Resulünün sünnetine bakarız. Onda da varsa vardır. Ondan sonrası da eşittir. Eğer alimlerin bir konuda fikri ittifak etmişse baş üstündedir. Ama ondan sonrası da eşittir.
Bakın kardeşler, İslam tarihinde belli bir dönem ortaya şöyle bir fikir atılmış. Demişler ki, normalde bir alimin önüne bir mesele geldiğinde önce icmaa bakmalıdır. Niye? Çünkü demişler, alimler bir konuda icma etmişse artık kitaba ve sünnete bakmaya gerek yoktur. İcmaya bakacaksınız. İcma varsa vardır, icma yok ise konuda ihtilaf varsa ondan sonra kitaba ve sünnete bakacaksınız. İcmanın ne olduğunu biliyoruz değil mi kardeşler? Bütün alimlerin fikirlerinin ittifak ettiği konudan bahsediyoruz. Şeyhülislam İbn Teymiyye diyor ki fetavada, biraz önce size aktarmış olduğum bütün rivayetleri söyledikten sonra, bu rivayetler diyor, İbn Mesud'dan, Ömer'den, İbn Abbas'tan sahihtir. Ve bunlar diyor selefin fetva verenlerinin arasında meşhur olanlarıdır. Mutaahhirinden bir grup, daha sonradan gelenlerin içinden bir grup dediler ki önce icmaya bakılmalıdır. İcma yok ise eğer Kur'an'a ve sünnete bakılmalıdır. Bu selefin yoluna muhaliftir ve doğru olan da selefin yoludur diyor. Aynısını İbnü'l-Kayyim aynı problemi fark ettiğinde İ'lamul Muvakkı'inde taklid ehline reddiye verdiği bir bölüm var. Taklidin neden yanlış olduğunu anlatıyor. 52. vecihte, yani taklid ehline cevap verirken 52. noktada diyor ki ne zaman ki sıra sonradan gelenlere geldi, yani müteahhirin alimlerine geldi, onlar dediler ki önce ihtilafa bakarız. Eğer bir konuda ittifak var ise kitaba ve sünnete bakmayız. İttifak yok ise kitaba ve sünnete bakarız diye İbnü'l-Kayyim bu usulün selefin usulüne muhalefet ettiğini, Ömer'in yazısına, mektubuna muhalif olduğunu, sahabelerin verdiği fetvalara muhalif olduklarını ve bu usulün yanlış bir usul olduğunu anlatıyor. Burada ben ne anlatmak istiyorum kardeşler? Şunu anlatıyorum. Yani değil bir alimin sözünü kitabın ve sünnetin önüne geçirmek. Bir konuda alimler icma etmiş olsa bile onların görüşüne önce bakmalıyız. Onların görüşünü kitabın ve sünnetin önüne geçirmeliyiz dendiği zaman kardeşler, alimlerimiz buna şey yapmışlardır, buna karşı durmuşlardır. Demişlerdir ki bu selefin usulüne aykırı bir yoldur ve bu usul yanlış bir yoldur. Benim bu anlattığım neydi kardeşler, şuraya kadar olan kısmı? Ben size bir menheç anlattım. Yani hiçbir ihtilaf yok ortada, hiçbir sıkıntı yok ortada. Biz Müslümanlar, önümüze bir problem geldi, nasıl bir yöntem izlemeliyiz bunu anlattım. Fakat benim bu anlattığım bu usul meselesidir. İhtilaf vaki olursa bu iman küfür meselesidir bu anlattığım. Yani ihtilaf yokken bu anlattığım, bunu bir usul kitabına yazarsanız usul meselesi olur. Fakat Müslümanlar herhangi bir konuda ihtilaf ettiğinde bu anlatmış olduğum usul iman ve küfür meselesi olur o zaman. Niye diyeceksiniz? Çünkü Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor ki فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, eğer bir şeyde ihtilafa düşerseniz, bir konuda tartışırsanız فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız şayet onu Allah'a ve Resulüne döndürün diyor Allah Azze ve Celle. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَعْو۪يلًا, bu sizin için daha hayırlıdır ve sonuçları da sizin için daha iyidir. Bu Nisa suresi 59. ayet-i kerime kardeşler. Bu ayet-i kerimenin üzerinde biraz duracağım İnşallah. Konu çünkü önemli bir konu. Yani herkes bunu bildiğini söylüyor ama vakada ihtilaf söz konusu olduğunda maalesef insanlar bu usullere muhalefet ettikleri için şimdi bu konuya değineceğim Allah'ın izniyle. Zaten konunun başında ayet-i kerimenin girişinden anlamamız gerekeni söyledim kardeşler. Konu ayetin girişinde ey iman edenler, Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin, sizden olan emir sahiplerine itaat edin ayetinden şunu anlıyoruz. İtaatte İslam'da bir sıralama vardır. Önce Allah, sonra Resulü, sonra Allah'a ve Resulüne muvafakat eden alimler ve Allah'a ve Resulüne muvafakat eden emir sahipleri. Bunu anladık. Daha sonra Allah bize dedi ki eğer bir konuda ihtilaf ederseniz. Bakın biz buradan anlıyoruz ki kardeşler, ihtilaf demek ki İslam ümmetinin arasında vuku bulacak. İhtilaf ümmet arasında vuku bulacak. Allah Azze ve Celle bir ayet-i kerimede diyor. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِف۪ينَ اِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ. Senin Rabbin dileseydi bütün insanları tek bir ümmet yapardı. Fakat Allah Azze ve Celle onların ihtilaf etmelerini istedi. Ve bundan dolayı onları yarattı diyor Allah Azze ve Celle. Bir yerde insan varsa orada ihtilaf olacak. Eğer insan bir yerde var ve orada ihtilaf yoksa
bu toplumun hayırlı bir toplum olduğunu göstermez. Orada bir problem var demektir. İnsanın olduğu yerde ihtilaf yoksa orada problem var demektir. Fakat ihtilaf ettiğimiz konularda Allah Azze ve Celle nasıl bir yol izlememiz gerektiğini bize gösteriyor. Bakın burada diyor ki kardeşler, فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ. Bu şey kelimesi şart siyakında geldiği için umumiyet ifade ediyor. Hangi konuda ihtilaf ederseniz edin. İbn Kesir diyor ki, dinin usulünde veya furuunda. Yani ister akide meselelerinde ihtilaf edin, ister normal fıkhi meselelerde ihtilaf edin, fark etmez. Mutlaka Allah'a ve Resulüne götürmeniz lazım bu meseleyi. Nerede ihtilaf ederseniz edin, onu Allah'a ve Resulüne götürün. İbnül Kayyim diyor ki kardeşler, demek ki Allah'ın kitabında ve Resulünün sünnetinde bizim bütün problemlerimizin çözümü vardır ki Allah mutlak olarak sorunlarınızı kitaba ve sünnete götürün diyor. Eğer kitap ve sünnet bizim sorunlarımızı çözemeyecek olsaydı kardeşler, Allah Azze ve Celle mutlak olaraktan sorunlarınızı kitaba ve sünnete götürün diye bize emirde bulunmazdı. Peki bunu yapmadığımızda ne olur? Yani bu usulü diyelim tersine çevirdik. Kitaba, sünnete değil de başka şeylere gittik. Başka kaynaklara başvurduk misal. Allah Azze ve Celle diyor ki, اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız bunu yapın. İbnül Kayyim diyor ki, biz buradan anladık ki, eğer kişinin kitaba ve sünnete muhakemesi son bulursa, insanı ona sevk eden iman da son bulmuş demektir. Yani Allah mesela ben size desem ki kardeşler, bana gelirsen sana ikramda bulunacağım. Siz bu cümleden ne anlarsınız Türkçe? Bana gelirsen ikramı alırsın, bana gelmezsen ikramı almazsın. Yani senin gelmen son bulursa benim de ikramım son bulur. Allah Azze ve Celle ne diyor? Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız Allah'a ve Resulüne döndürün olayları diye. Demek ki bir insan olayları Allah'a ve Resulüne döndürmüyorsa bunun anlamı o insan Allah'a ve ahiret gününe iman etmemiş demektir. En önemli mesele nedir biliyor musunuz kardeşler? Sanki Allah Azze ve Celle bizim vakamızdan söz ediyor. ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَعْو۪يلًا. Bu sizin için daha hayırlıdır ve akıbet olarak da sizin için daha iyidir. Bunun delili nedir biliyor musunuz? İhtilafların en az olduğu dönem hangi dönemdir? Selef dönemidir. İhtilafların en az olduğu dönem İslam ümmetinde selef dönemidir. Niye? Bu usulü takip ettikleri için. Yani yaşadıkları sıkıntıları kitaba ve sünnete götürdükleri için kardeşler, aralarında ihtilaftan çok kardeşlik ve beraberlik var. Allah'ın dediği işte bu daha hayırlıdır. Sonuç itibariyle sizin için daha iyidir. Ne zaman ki müteahhirin geldi, meselelerini Allah'a ve Resulüne değil de başka mercilere, başka kaynaklara götürdüler. İşte şu anda görmüş olduğunuz gibi ne usulde ne de furu'da maalesef insanların arasında bir ittifak söz konusu olmuyor. Şimdi kardeşler, buraya kadar inşallah ben meramımı anlattığıma inanıyorum. Ne anlatmak istediğimi. Geçen hafta bir soru sorulmuştu. O soruya bir cevap vermiştim. Şimdi inşallah cevap vermiş olduğum o konuyu biraz da tafsilatlandırayım, anlatalım size. Geçen hafta hatırlarsanız size bir şey demiştim. Bu usule muhalefetin bizi nereye götüreceğinizi anlamanız açısından. Allah Azze ve Celle demiştim Kur'an-ı Kerim'de bize bol bol Yahudi ve Hristiyanlardan bahsediyor. Şimdi burada İslam ümmetinin kendine şu soruyu sorması lazım. Yani Allah bize Yahudi ve Hristiyanları niye bu kadar anlatıyor? Neredeyse peygamberlerin yani salihlerden daha çok mücrimleri bize anlatıyor Allah Azze ve Celle. Peki niye kardeşler? Şundan ötürü. Çünkü İmam Bukhari ve Müslim Ebu Sa'id el-Hudri'den bize şu hadisi naklediyorlar. Aleyhissalatu vesselam diyor ki لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعًا. Sizden önceki milletlerin yollarına karış karış, adım adım tabi olacaksınız. Bir rivayette diyor ki حَذْوَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ. Okun arkasındaki tüyler var ya kardeşler, o tüyler gibi onlara tabi olacaksınız. Biliyorsunuz okun arkasındaki tüy sanat işidir. Yani onu yapan usta dengeyi öyle bir gözetmesi lazım ki ok hedeften sapmasın. Hepsinin milimlik olaraktan eşit olması lazım. Hakeza Peygamberimiz diyor, siz de onlara milim milim, adım adım onlara tabi olacaksınız. Bir rivayette diyor ki حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ دَبِّنْ لَدَخَلْتُمُوا. Şayet onlar kelerin deliğine girecek olsalar, siz de kelerin deliğine gireceksiniz. Keler biliyorsunuz sürüngen hayvanlardan bir tanesi. Deliğin iki tane özelliği vardır kelerin yuvasının. Bir, çok küçüktür. Çok küçüktür. İkincisi, kendinden başka hiç kimseyi kendi yuvasına sokmaz. Kendi dişisini bile, kendi eşini bile kendi yuvasına sokmaz. Yani aleyhissalatü vesselam bize diyor, onlara öyle bir ittiba edeceksiniz ki akıl duracak.
Hani kelerin deliğine girmek nasıl mümkün değildir, akıl almıyor. Sizin de onları taklit etmeniz akıl almayacak bir şey olacak diye Allah Azze ve Celle bizlere bunu söylüyor. Hatta Peygamber bir rivayette diyor, onlardan biri yolda analarıyla beraber olsa, kendi analarıyla zina yapsalar, siz de aynısını yapacaksınız diyor. Şimdi Peygamberimiz burada bize ne anlatmak istiyor kardeşler? Yahudi ve Hristiyanların nasıl saptıklarına dikkat edin. Çünkü siz de onlar gibi sapacaksınız. Bu ümmetten birileri de onlar gibi sapacak. Yahudi ve Hristiyanlar nasıl saptılar kardeşler? Bakın size Kur'an-ı Kerim'den iki uç nokta göstereceğim. Bir tanesi Bakara suresinde iki defa tekrar eden bir ayet. Bir tanesi Maide suresinde. Bakara suresinde Allah İsrailoğullarına sesleniyor. Ya beni İsrail ezkuru ni'meti elleti en'amtu aleykum. Ey İsrailoğulları, size verdiğim nimetleri hatırlayın. Ve enni faddaltukum alel alemin. Ve ben sizi alemlere üstün kıldım diyor Allah Azze ve Celle. Yani bir millet düşünün, Allah Azze ve Celle onlara böyle sesleniyor. Sizi alemlere üstün kıldım diyor. Fakat Maide suresinde ne diyor biliyor musunuz kardeşler? Diyor ki, Peygamber'e diyor, de. قُلْ هَلْ اُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍ مِّنْ ذَٰلِكَ. Size bundan daha hayırlısını, şerlisini haber vereyim mi? مَنْ لَعَنَهُ اللّٰهُ. Allah'ın kendisine lanet ettiğidir. وَغَضِبَ عَلَيْهِ. Ve Allah'ın kendisine gazap ettiğidir. وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ. Kendilerinden domuzlar ve maymunlar kıldığıdır. وَعَبَدَ الطَّاغُوتُ. Ve kendilerinden tağutlara kullar kıldığıdır diyor. Aynı millete, yani biraz önce okumuş olduğum ayetin muhatabı olan insanlarla, şu anda okumuş olduğum ayetin muhatabı olan insanlar, aynı insanlar. Sizi alemlere üstün kıldım, size lanet ettim, size gazap ettim, domuzlar ve maymunlar ve sizi tağutların kulları kıldım diyor. Şimdi bu uçtan bu uça bu adamlar nasıl geldi, biz de geleceğiz. Yani Peygamber aleyhissalatu vesselam bu ümmetten birilerinin de aynı şekilde onlara tabi olacağını ve onlar gibi sapacağını söylüyor. Bakın kardeşler, bu adamlar bu duruma nasıl gelmişler onu söyleyeyim size. Birçok sebebi var. Ben konumuza taalluk eden bir tanesini anlatacağım. Bunlar alimlerine öyle bir paya biçmişler ki, bunlar alimlerini kitabın ve sünnetin önüne geçirmişler. Bunlar Allah'ın kitabı Tevrat'a bakmak yerine acaba papaz ne diyor, acaba haham ne diyor demişler. Bunlar Musa'nın sünneti neydi, İsa'nın sünneti neydi demek yerine acaba papaz ne diyor, acaba rahip ne diyor diye bunlara gitmişler. Ve Allah Azze ve Celle bunun sonucunda zaten hepiniz biliyorsunuz. Bu adamlara demiş ki اِتَّخَذُوا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Onlar papazlarını ve rahiplerini, din bilginlerini Allah'ın dışında Rabler edindiler diye. Nasıl Rabler edindiler? Hepimiz biliyoruz ama nedense fıkh edemiyoruz. Yani secde mi ettiler? Ruku mu ettiler? İbadet mi yaptılar? Hayır. Sadece Allah'ın kelamını ve Peygamber'in uygulamasını bir kenara koydular. Alimlerin ne söylediğine baktılar. Bir gün kardeşler, yani ben şunu söyleyeyim size, hani teorik olarak herkes Kur'an ve sünnete rücu etmenin gerekliliğini söylüyor. Yani teoride bu konuda hiçbir ihtilaf yok. Allah'a hamdolsun. Fakat pratik zaten hani insanın gerçekliğini ortaya koyan sahadır. Doğru mu? Yani inşallah dersin sonunda konuşacağım. Hani şu anda diyelim mesela Suriye'de herkes mücahitti. Fakat Allah Azze ve Celle sahada herkesin gerçek yüzünü ortaya gösterdi. Kim şeriat istiyor, kim kafirlerin uşağıdır. Yani biz belki daha geç bekliyorduk fakat Allah Azze ve Celle gösterdi. Yani teorik olarak siz bir şeyler iddia edebilirsiniz. Fakat sizin gerçek yüzünüzü ortaya çıkaracak olan yer sahadır, pratiktir. Bir gün Peygamber sahabesine hitap ederken dedi ki kardeşler, Ebu Derda bunu naklediyor. Dedi ki, يُوشِكُ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ. Neredeyse ilim ortadan kaldırılacak. Yani gün gelecek ilim bulamayacaksınız dedi. Sahabeden kardeşler Ziyad İbn-i Lebid adında bir sahabe var. Bu Ensar'dan ve Medine'de böyle hani aklı başında görüşüne başvurulan sahabelerden bir tanesi. Peygamber aleyhissalatu vesselam'a dedi ki, كَيْفَ يُرْفَعُ الْعِلْمُ وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَنُقْرِئُ أَبْنَاءَنَا وَيُقْرِئُ أَبْنَاءُنَا أَبْنَاءَهُمْ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Ey Allah'ın Resulü dedi, ilim nasıl ortadan kalkacak? Biz Kur'an'ı okuyoruz, çocuklarımıza okutuyoruz, çocuklarımız da kendi çocuklarını okutacaklar kıyamet gününe kadar. Hal buyken sen nasıl ilmin kaldırılacağını söylüyorsun? Aleyhissalatu vesselam döndü ona dedi ki, سَكَلَتْكَ اُمُّكَ يَا لَبِيدٍ. Anan seni kaybetsin ey Lebid. Anan seni kaybetsin ey Lebid. وَاِنِّي كُنْتُ لَأَزُنُّكَ مِنْ اَفْقَهِ اَهْلِ الْمَد۪ينَةِ. Ben de seni Medine'nin en iyi bilenlerinden, en iyi anlayanlarından, en fakih olanlarından zannederdim. Yani ben zannediyordum ki sen meseleleri anlayan bir adamsın. Aha bunlar Yahudi ve Hristiyanlar.
Tevrat ve İncil ellerinde olduğu halde ondan hiçbir şekilde istifade etmiyorlar dedi aleyhissalatü vesselam. Eğer kitabın ve sünnetin bir kavmin elinde olması onlara fayda verecek olmuş olsaydı Yahudi ve Hristiyanların şu anda ondan istifade ediyor olması lazım dedi aleyhissalatü vesselam. Peki Yahudi ve Hristiyanlar ne yaptılar kardeşler? Ellerinde bulunan kitaptan istifade edemediler. Peygamberlerinin sünnetinden istifade edemediler. Çünkü Yahudi ve Hristiyanlar kendi alimlerinin görüşlerini kendi kitaplarının ve sünnetlerinin önüne geçirdiler. Ve böylece kitap ellerinde olmasına rağmen kitaptan istifade edemediler. Bakın kardeşler, Yahudi ve Hristiyan ümmetin en büyük musibeti, Allah'ın da bu ümmete en büyük nimeti nedir biliyor musunuz? İbn-i Hazm'ın söylediği bir sözü söyleyeceğim. Onların kitapları tahrif edildi. Allah Azze ve Celle bu ümmeti kitabının tahrif olmaktan kurtardı. Nasıl kurtardı tabi? Lafzen. Yani kitabın lafızları tahrif edilmemiş baş göz üstüne ama kitabın anlamları tahrif edilmiş mi derseniz bizim kitabımızın başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiş. Kavramların içinin boşaltılması, anlamların tahrif edilmesi, ayetlerin yanlış şekilde yorumlanması meselesi ise eğer bu kitabın başına gelen hiçbir şeyin başına gelmemiştir. Ama lafızları Allah'a hamdolsun Rabbimiz koruyacağını zaten kendisi bize beyan etmiştir. Yahudi ve Hristiyanların kitapları lafzen nasıl tahrif oldu? Bizim kitabımız mana olarak nasıl tahrif oldu? Şimdi onu söyleyeceğim. Şimdi bizim toplumumuzda biliyorsunuz mesela halk bazen bir şeyler konuşuyor, bir şeyler anlatıyor. Hoca diyor kitabın içinden konuşuyor. Fakat hocanın anlattığı konu kitapta yok. Yani bunu ben kendim bizzat yaşadım. Bir çay ocağında, bizim doğuda çay ocakları var. İşte insanlar oralarda oturuyorlar. Tasavvuf ehli bir arkadaşla işte konuşuyoruz. Ben de tanımıyorum. Şimdi bir şey söylüyor, bu kitabın içinde var diyor. Bir şey anlatıyor, kitabın içinden söyledi bizim şeyh diyor. Şimdi 1, 2, 3, 4 en son ben dedim ki kardeş, senin o bahsetmiş olduğun kitap Allah'ın izniyle buradadır. Fakat senin bu söylemiş olduğun konulardan hiçbir tanesi o kitabın içerisinde yoktur diye. Adam şok oldu tabii. Yani hiç düşünememiş şeyhi bunları söylerken, kitaptan söylüyorum derken aslında kitapta olmayanları ona anlatıyor. Adam böyle bir şey düşünmemiş. Nasıl bizim zamanımızdaki deccallar, bizim zamanımızdaki kezzaplar halkı uyuturken, halkı kandırırken kitaptan ve sünnetten konuşuyormuş gibi yapıyorlar ve çok da rahat yalan söylüyorlar. Niye? Çünkü o adamın eve gidip kitaba bakmayacağını adam adı gibi biliyor. O adamın kitaptan haberdar olmadığını adı gibi bilmiyor. Yahudiler de aynı böyleydi işte. Şimdi papaz bir ayeti tahrif edecek, adamın gidip kitaba bakmayacağını bildiğinden dolayı çekinmiyor. Çok rahat bir şekilde kitabı beraberinde tahrif ediyor. Şu anda da kardeşler, insanlar ayetleri yorumlarken veya ayetleri tahrif ederken işte bu saray mollaları veyahut da resmi hocalar veyahut da bundan para kazanan insanlar bunu yaparken insanların kitaba sünnete bakmadıklarını bildiklerinden dolayı lafzı tahrif edemiyorlar ama onun manasını çok rahat bir şekilde şey yapıyorlar, tahrif ediyorlar diyelim. Peki bu ümmette bu nasıl vakı oldu? Yani Yahudi ve Hristiyanların bu durumu bu ümmette nasıl vakı oldu? Bunun birçok boyutu var. Hani bir kısmı var, insanları küfre götürecek kadar tehlikeli bir boyutu var. Bir de işte menheci veyahut da işte itikadi bir takım ihtilaflara sebebiyet veren bir boyutu var. Şimdi mesela insanlar diyelim örflerini kitabın ve sünnetin önüne geçiriyorlar. Bu Yahudi ve Hristiyanların düştüğü problemlerden bir tanesidir. Yani mesela adam, örnek veriyorum, kendisine bir konu arz olduğunda örfe bakıyor. Ayıpsa, ayıp ise örfte terk ediyor veyahut da yapıyor örfte yapılması gerekirse. Fakat kitapta ve sünnette varmış, Allah ve Resulü bunu yasaklamış, misal insanlar için hiçbir anlam ifade etmiyor. Veya tasavvuf ehlinin yaptığı gibi şeyhlerini, hocalarını mesela kitapların önüne geçiriyorlar. Veya taklitte artık öyle bir taassuba gitmiş ki, benim mezhep imamım böyle bir şey söylemişse kesinlikle o hadisin hükmü kaldırılmıştır diyecek kadar sapıtan, azgınlaşan anlayışlar görebiliyoruz mesela. Bununla beraber kardeşler, bunlar hakkında zaten konuşmuyorum. Niye konuşmuyorum derseniz, bunlar kıyamet gününde peygamberle tartışacaklar çünkü. Yani kıyamet günü geldiklerinde, yani davacısı Allah Resulü olan adamın vay haline. Hani düşünün kıyamet gününde bana bile bir hata yapsan veya ben sana bir hata yapsam birbirimizden af istemek için, helalleşmek için paralıyoruz birbirimizi. Ahi hakkını helal et, ahi kusura bakma vesaire diye gönlünü almak için hediye alıyoruz. Bir de düşün ki sen peygamberi kırmışsan ve kıyamet gününde peygamber Allah'ım ben bu adamdan davacıyım. Bu adamı getir, ben bu adamla davalaşacağım derse vay senin haline. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ
inne kavmi ittehadu hadal Kur'ana mehcura. Ve peygamber o gün diyecek ki, ey Rabbim, benim kavmim bu Kur'an'ı mehcur kıldı. Bu Kur'an'ı düşünmedi, bu Kur'an'ı okumadı, bu Kur'an'la amel etmedi, bu Kur'an'ı hükmetmedi, bu Kur'an'ı kanun yapmadı diye peygamber aleyhissalatu vesselam bu kitaptan yüz çevirenleri kıyamet gününde Allah'a dava edecek. Onun için bu adamların davacısı Allah Resulü olduğundan bunları zaten ona havale ediyorum. Ben şimdi başka bir konuya değineceğim. Asıl konumuzun temeline geleceğim. Şimdi kardeşler, bizim günümüzde de, bakın yalnız şu anlattığım yanlış anlaşılmasın. Bunu yapan insanlar biraz önce anlatmış olduklarımın durumunda değiller elbette. Hani iki taifeyi aynı kefeye koymak, ikisinin hükmünün bir olduğunu söylemek istemiyorum. Ama bu da bir sapıklıktır, bir yanlıştır, bir bidattır. Bunu beyan etmek istiyorum sadece. Herhangi bir konu söz konusu olduğunda, herhangi bir konu önümüze geldiğinde adam diyor ki cihat alimleri bu konuda ne demiş? Yani bu konuda ayet var mı? Bu konuda hadis var mı? Yok. Cihat alimleri bu konuda ne demiş? Sen diyelim anlatıyorsun. Bak Allah Azze ve Celle şöyle diyor. Allah Resulü böyle diyor. 30 Risale'de diyor, 12. bölümde Şeyh Makdisi diyor ki, yahu arkadaş senin kafan yerinde midir? Ben sana diyorum ki Allah böyle diyor. Ben sana diyorum ki Resulü böyle diyor. Ben sana diyorum ki Selef böyle diyor. Sen bana diyorsun ki falanca kitabın falanca El Cihat ve İçtihat kitabının bilmem kaçıncı sayfasında falanca alim böyle diyor misal. Şimdi bakın kardeşler, bu bir usul sapmasıdır. Bu bir usul sapmasıdır. Ve kendisini selefiliğe nispet eden insanlarda ise bu ciddi anlamda çirkin ve ayıptır. Yani şimdi biz konumuzun girişinde selefin bu konudaki tavrını anlattık. Selef kendilerine bir hüküm geldiğinde, mesela Ömer'e bir hüküm geldiğinde Ebu Bekir bu konuda ne demiş dememiş. Ebu Bekir'den daha büyük bir mücahit var mı? Ebu Bekir'den daha büyük Rabbani bir alim var mı? Yok. Selefe bir konu geldiğinde önce Ebu Bekir ne demiş dememiş, Allah ne demiş, Resulü ne demiş, ondan sonra bütün ümmet ne demiş. Buna bakmışlar. Şimdi biz günümüzde Ebu Bekir'den, Ebu Bekir'le ismi yan yana konduğunda Ebu Bekir'in yanından bile geçmeyecek olan insanları ilk önce onlar ne demiş diye sorarsak bu usulde beraberinde bir sapmadır. Ve Allah muhafaza bu sapıklığımızı da getirip Allah'ın kitabına yamarsak İşte o zaman iş kesin cevap verilmesi gereken bir hale gelir. Ankebut suresinin sonunda Allah Azze ve Celle son ayet olaraktan diyor ki وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ Bizim yolumuzda mücadele edenleri biz doğru yola eriştireceğiz. Ve Allah muhakkak ki muhsin olan insanlarla beraberdir. Bu ayeti nasıl yorumluyorlar kardeşler? Bu ayet için diyorlar ki Allah demiş ki kim Allah yolunda cihad ederse, kim Allah yolunda cihad ederse, bir konu olduğunda biz onu doğruya ulaştırırız. Öyleyse diyorlar. Bugün sahada cihad eden alimler, bir konuda ihtilaf ettiğinde insanlar, önce onlara sormamız lazım. Çünkü Allah Azze ve Celle onları doğruya ileteceğini söylüyor. Allah Azze ve Celle kimseyi doğruya ileteceğini söylemiyor da sen yama yapıyorsun. Bakın Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede ne anlatıyor? Bu ayet Mekke'de inmiş olan bir ayettir. Ve bu ayet indiğinde henüz cihat farz dahi kılınmamıştı kardeşler. İbn-i Atiye ve Suddi, İbn-i Abbas'ın talebelerinden diyorlar ki bu ayet nazil olduğunda henüz kital farz kılınmamıştı. Henüz cihat bu ayet inmiş olduğu zaman farz kılınmamıştı. Şimdi Allah Azze ve Celle henüz cihadı farz kılmadan önce cihat edenlerden mi bahsediyor? Mesela Furkan suresinde Allah ne diyor kardeşler? وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَب۪يرًا O Kur'an ile onlara karşı büyük bir cihad et. Bütün alimler ne diyorlar? Bu ayet indiğinde henüz cihat farz kılınmadığı için, kital farz kılınmadığı için Allah Azze ve Celle müşriklere davet yapıyor peygambere. Yani bu Kur'an ile müşriklere karşı cihad et, onlara mücadele et, onlarla da onlara karşı davet yapıyor Allah Azze ve Celle. Hakeza İbni Abbas bu ayet-i kerimeyle alakalı diyor ki kardeşler, kim bize itaat hususunda, yani bize kulluk yaparken kendini zorlarsa, mücadele ederse biz onu doğru yola ulaştıracağız diyor. Yani selef ayet-i kerimeyi cihat alimleri olarak anlamamış. Bakın şurası yanlış anlaşılmasına, geçen hafta da söylemiştim. Bu cihat alimlerinin derecesini düşürmek değildir. Cihat alimlerinin derecesini düşürmek değildir. Bu hakkı yerine koymaktır.
Cihad alimleri değerli midir? Değerlidir. Cihad eden insanlar değerli midir? Değerlidir. Niye? Çünkü Allah'ın katında değerlidirler. Fakat bu ayet onlardan mı bahsediyor? Hayır. Bu ayet onlardan mı bahsediyor? Hayır. Yani mesela örnek veriyorum. Allah Resulü değerli midir kardeşler? Değerlidir. Allah Resulü edebi hak eder mi? Edebilir. Ama sen Allah Resulü'nün yanında ayakta beklersen yanlış yapmış olursun. Allah Resulü sana otur der, otur. Rumların ve Farsların krallarına yaptığı gibi benim başımda ayakta dikilmeyin der. Yani bu Allah Resulü'nün değerini düşürmek değildir. Allah Resulü değerlidir fakat Allah'ın çizdiği hudutlarda. Allah Resulü çok değerlidir, gaybı bilir dersen Allah Resulü sus der, gaybı bir tek Allah bilir. Yani haddi aşmayacaksın. Birilerini sevebilirsin, birilerine değer verebilirsin fakat haddi aşmayacaksın. Öyleyse kardeşler, Ankebut suresindeki bu ayet indiği zaman henüz kital farz kılınmamıştı bile. Ve başta bunu kimden aktardım size? Bunu ise İbn-i Atiye ve Süddi bu ayet nazil olduğu zaman cihadın farz kılınmadığını söylüyor. İbn-i Abbas da bu ayeti anlarken genel anlıyor. Yani bizim yolumuzda itaat eden, bizim yolumuzda mücadele eden insanları biz doğru yollara ulaştıracağız diyor. Yani buradan şu çıkıyor. Ben Allah yolunda mücadele ediyor muyum kardeşim? Ediyorum. Sen ediyor musun? Ediyor musun? Cihad alimi ediyor, o da ediyor. Onu ne kadar hakka ulaştıracaksa Allah, aynı ayet seni de kapsıyor aynı şekilde. Yani Allah yolunda mücadele eden her adamı kapsıyor, bir taifeye bir ayrıcalık vermiyor bu ayet-i kerime. İkincisi kardeşler, ayet-i kerimenin siyakına sibakına baktığınızda zaten ayet-i kerimenin ne anlattığı çok açıktır. Ayet Mekkeli müşriklerden bahsediyor. Ayet Mekkeli müşriklerden bahsediyor. Ankebut suresinin son sayfası yarım sayfadır zaten. Komple Mekkeli müşrikleri anlatıyor. Önce Allah Azze ve Celle asıl hayatın dünya hayatı değil ahiret hayatı olduğunu söylüyor. Sonra onlar gemiye bindiklerinde Allah'a yalvarırlar. Karaya çıktıklarında tövbe ederler. Karaya çıktıklarında şirk koşarlar. Onu anlatıyor. Sonra diyor, görmüyorlar mı? Biz Mescid-i Haram'ı nasıl emin bir belde haline kıldık. Sonra diyor ki, vay o zalimlerin haline ki kendilerine hak geldiği zaman hakkı yalanlarla cehennemde onların yeri vardır. Ondan sonra diyor, kim bizim yolumuzda mücadele ederse onu doğru yola ulaştırırız. Yani Allah Azze ve Celle Müslümanlara ne diyor? Müşriklerin bu hali sizi üzmesin. Siz hidayet üzere kalmak için mücadele ederseniz, doğruyu bulmak için çabalarsanız ben sizi hakka ileteceğim diyor Allah Azze ve Celle. Bakın kardeşler, bu ayet-i kerime ile alakalı benim söyleyeceğim. İkinci bir mesele ise, Allah Resulü'nün döneminde böyle bir anlayış var mıydı? Cihad eden insanlar, onların sözü Müslümanların sözünden daha değerlidir veya Allah cihad eden insanları hakka isabet ettirir. Şimdi ben size cihad edenlerden birkaç örnek vereceğim. Uhud gününde sahabenin neredeyse %80'i Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı müşriklerin arasında terk edip bırakıp kaçtılar. Doğru mu? Allah cihad edenleri doğru yola ulaştırır. Hadi bakalım gelin anlayın bu meseleyi. Allah nasıl cihad... Yani sahabe yüzüstü bıraktıklarında Allah onları doğruya mı hidayet etmiş oldu? Huneyn gününde sahabenin büyük bir çoğunluğu Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı müşriklerin ortasında bıraktılar. Ondan sonra kaçtılar. Allah cihad edenleri doğru yola mı ulaştırıyormuş kardeşler? Mekke'nin fethinden sonra Huneyn'de adamın bir tanesi Peygamberimize geldi, mücahitlerden bir tanesi. Adaletli ol ey Muhammed dedi. Adaletli ol. Yani sen bu taksimatı adalete göre yapmıyorsun. Biz şimdi diyeceğiz ki Allah Azze ve Celle bu mücahidi hidayete mi erdirmiş diyeceğiz kardeşler. Ensar'ın gençleri dediler ki Peygamber kendi akrabalarını gördü, bizi unuttu. Peygamber kendi akrabalarını gördü, bizi unuttu dediler. Şimdi biz ne diyeceğiz burada kardeşler? Diyeceğiz ki Allah Azze ve Celle bunları hidayet etmiş. Biz de Peygamber'i eleştirebiliriz. Çünkü cihad edenleri Allah doğru yollarına ulaştırıyor mu diyeceğiz beraberinde. Allah muhafaza. Demek ki bu ayetten ortaya çıkan anlayışı kitaba ve sünnete arz etmiş olduğumuz zaman bu anlayışın batıl bir anlayış olduğunu, yanlış bir anlayış olduğunu size söyleyeyim. Tabi kardeşler, bunu vakaya vurduğumuzda da böyledir. Yani çok uzağa gitmeye gerek yok. Hepiniz Abdülkadir İbni Abdülaziz'i tanıyorsunuz. Abdülkadir İbni Abdülaziz'i tanımayan var mı? Yok. Abdülkadir İbni Abdülaziz bu adamların bundan 5 sene önce bayrağıydı. 5 sene önce Abdülkadir İbni Abdülaziz dediğinde saygı duruşuna duruyorlardı. Niye aynı ayetle Allah cihad edenleri doğru yola ulaş? Şu anda da lanet okuyorlar. Şu anda onun hakkında söylediklerini size burada aktarsam aklınız durur. Ama ben şaşırmıyorum. Çünkü bir kavme olan sevgisinde aşırı olan insanlar bir kavme olan buğzunda da beraberinde aşırıdır.
Abdülkadir İbni Abdülaziz ne dedi kardeşler? Zaten hani ben şunu da söyleyeyim size. Hani bu kavmin adalet konusunda ciddi problemleri var. İnsaf konusunda ciddi problemleri var. İnşallah dersler arasında bunların örneklerini kendi kitaplarından da aktaracağım beraberinde. Abdülkadir İbni Abdülaziz cezaevine girdi. Cihad eden bazı, bakın cihad eden herkesle değil ha. Cihad eden bazı insanlarla alakalı, hatta bir tane insanla alakalı bazı olumsuz şeyler söyledi. Bizi ilgilendirmez. Doğru mu söylüyor, yanlış mı söylüyor? Onun bileceği bir şey. Allah hesabını Allah'a verecek. Doğruya, hakka şahitlik etmişse ecrini almıştır. Yalan söylemişse de kıyamet gününde vay onun haline. Bunlar hemen dediler ki bu içeride mürtet oldu. İstihbarat servisleriyle beraber çalışmaya başladı. Akidesini değiştirdi. Hatta efsaneler de uydurdular. Müslümanlara işkence yapıyormuş. İşte polislerle beraber Müslümanlara eziyet ediyormuş falan. Hikayeler de uydurdular beraberinde. Abdülkadir İbni Abdülaziz cezaevinden çıktı. Dedi ki 1920'den beri cihat bütün dünyada farzdır. Ülkeleri yöneten bütün insanlar tağuttur. Mürsi de kafirdir. Mürsi'ye oy verenlerin hepsi de beraberinde kafirdir. Hatta spiker şaşırdı. Ey şeyh dedi. Mürsi'ye 45 milyon insan oy veriyor. Dedi ki 100 milyon insan da oy verse fark etmez. Çin'de 1,5 milyar insan var. Fakat bu onların çok olmaları, onların kafir olmalarına engel değildir diye. Ve dedi ki ben cihat konusunda da fikrimi değiştirmedim. Cihat farzdır, farz-ı ayn'dır. Fakat sahada cihadı temsil eden bir iki tane adam arızadır dedi. Bu adamlar yanlış bir siyaset izliyorlar dedi. Ümmetin gençlerini yanlış bir şeye çekiyorlar dedi. Bitti. Fakat adam gene kendini kurtaramadı. Şimdi biz aynı kavmin mantığına göre bu olayı nasıl anlayacağız? Abdülkadir İbni Abdülaziz'i birinci döneminde mi Allah hidayet etmişti? Yoksa ikinci döneminde mi Allah hidayet etmiş? Yoksa haşa sizin inandığınız Allah cihad edenleri bir dönem hidayet ediyor, ondan sonra bir dönem kendi vaadinden geri kalıp onları saptırıyor mu? Nasıl anlayacağız bunu kardeşler? Bunu anlamamızın yolu yok. Çünkü ayetin konuyla bir alakası yok. Yani zikredilmiş olan ayetin konu ile uzaktan ve yakından bir alakası yoktur. Ayrıyeten kardeşler bakın, aynı adamlar. Afganistan'da kiminle beraber savaşıyorlar? Taliban'la beraber savaşıyorlar. Taliban'ın bir kısmı Maturididir. Maturididir. Bu adamlara gidin sorun. Maturidilik nedir? Size diyecekler ki Maturidilik bidattır. Maturidilik ne? Bakın o adamlara sorun diyorum ha. Maturidilik nedir? Size diyecekler ki Maturidilik bidattır. Şimdi Allah Afganistan'da cihad eden dağın bu taraftakilerini hidayet edip bu taraftakilerini hidayet etmiyor mu sizin mantığınıza göre? Onlar da cihad ediyorlar. Eğer öyleyse onlar da hak üzeredir. Gidin sorun. Mesela Filistin'de iki grup var. Biri Hamas'tır. Bir tanesi de işte Selefi gruplardır. Allah yolunda cihad ediyorlar. Hamas daha önce biliyorsunuz Müslümanların mescidini bastı. İbn-i Teymiye mescidini bastı. Cuma hutbesinde Müslümanları katletti, şehit etti. İnşallah öyle inanıyoruz. Ondan sonra geri döndü. Şimdi Allah, Hamas sizden daha eski mücahittir. Hamas cihad ettiğinde siz daha sokaklarda top oynuyordunuz. İhvan cihad başlattığında siz daha cihadın ne olduğunu bilmiyordunuz. Siz cihadın bilgisayar oyunu olduğunu veya Atari oyunu olduğunu zannediyordunuz. İhvan cihad başlattığında. Fakat size sorduğumuzda ihvanın hükmü nedir? Onlar demokrattır. Onların İslam diniyle bir alakası yoktur. Onlar sapıktır diyorsunuz. Hani Allah cihad edenleri hidayet ediyordu? Sizin mantığınıza göre Hamas'a da şey yaklaşmanız lazım. Şu anda sahada mesela kardeşler, şu anda Suriye'de işte bir tarafta muvahhidler var, tevhid akidesi var. Öbür tarafta biz aşırılıkla savaşıyoruz derken aslında tevhid davetine savaş açmış zındıklar zümresi var. Onlar da cihad ettiklerini söylüyorlar, bunlar da cihad ettiklerini söylüyorlar. Hangisini Allah hidayet etti? Bu mantığa göre Allah Azze ve Celle ikisini de hidayet etmiş ve hidayet olmuş. Aynı konuda birbirini öldüren adamları Allah Azze ve Celle hidayet etmiş olacak. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olamaz. Bunu niye anlatıyorum kardeşler şundan? Ayetin nuzul olaraktan konuyla uzaktan yakından alakası yoktur. Siyak sibak olaraktan ayetin konuyla uzaktan yakından alakası yoktur. Ayeti Kur'an ve sünnetin geneline arz ettiğimizde ayetten çıkan sonucu konuyla uzaktan yakından alakası yoktur. Ayeti kavmin kendi akıllarına arz ettiğimizde konuyla uzaktan yakından alakası yoktur. Yani onların kendi uygulamaları da bu ayetten böyle bir şey anlaşılması gerektiğine inanmadıklarını açık bir şekilde zaten gösteriyor. Ondan dolayı kardeşler,
hakkınızı helal edin. Hani biraz da uzamış da oldu şeyimiz, dersimiz beraberinde. Şunu anlattım, hani konuyu toparlayacağım inşallah en son olarak da. Müslümanların usulü, kendilerine güncel bir konu arz olduğu zaman veya herhangi bir konu geldiğinde önce Allah'ın kitabına bakarlar. Allah'ın kitabında bulamaz iseler Resulünün sünnetine bakarlar. Ondan sonra icmaya bakarlar. Herhangi bir konu olduğunda alimlere başvurmayı önceleyen ümmet Yahudi ve Hristiyanlardır. Onların da ne hale geldiğini zaten anlattım. Bu ümmetin içerisinde de birilerinin onlara muhakkak tabi olacağını Peygamber aleyhissalatu vesselam zaten bize bildiriyor, bize anlatıyor kardeşler. Ve en son olarak da yani günümüzde özellikle, yani ben 2008'den beridir bunu biliyorum veya öyle söyleyeyim. 2008'de bir defa bu pişirildi, gündeme sunuldu, tutmadı. Şimdi bir daha 2013'ün sonunda bir daha pişirildi, tekrardan şeye sunuldu. Rabbani alimler var, cihat alimleri var. Biz bunlara rücu etmemiz lazım. Bunların fetvalarının dışına çıkmamamız lazım gibi bir şey var. Bir anlayış var. Delil de ayet var bu konuda. Allah cihad edenleri doğru yola ulaştıracaktır diye. Anlattığımda da Allahu alem şey olmuştur, anlaşılmıştır zaten. Böyle bir ayetin konuyla uzaktan yakından alakası yoktur. Doğal olarak biz bundan sonra işleyeceğimiz konuları anlatırken bunu bir usul olaraktan kabul edin kardeşler. Önce kitaba bakacağız, sonra sünnete bakacağız. Orada bulamaz isek eğer alimlerin icmasına bakacağız. Orada bulamazsak da herkesin görüşü bu konuda eşittir. Yani bütün alimler, hiçbirinin bir diğerine üstünlüğü yoktur. Hepsi bu konuda birbirine eşittir diyeceğiz. Allah Azze ve Celle bizleri, başta beni, sonra sizleri, sonra bütün ümmeti sahih olan kitabın ve sünnetin gösterdiği usulden saptırmasın. Ayaklarımızı sabit kılsın. Ne usulde ne furuda bizi milim selefimizin yolundan ayırmasın. Allahümme amin, Allahümme amin, Allahümme amin.